Evliya Çelebi, Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Nil kıyılarından Hazar Denizi'ne ve ötelere kadar ömrünün 40 yılını seyahat ederek geçiren bir Osmanlı seyyahıdır. Onun dünya şehirleri üzerine gözlemleri 17. yüzyıldaki en orijinal kayıtlardır. Seyahatlerinde gördüğü her şeyi ve anılarını bizlere bıraktığı 10 ciltlik seyahatnamesinde anlatmaktadır. Fransızların işgal ettiği Maraş'ta, Maraşlılar tarafından yazılan bir kahramanlık destanı, işgal altındaki diğer şehirler için de direnişin sembolü olmuştur. Maraş'ın Kurtuluş Manifestosu, Ulu Cami'nin duvarlarında hala yankılanmaktadır. Korkma, sen mütevekkilen Allah'a kendi mevcudiyetini gösterecek olursan, değil birkaç Fransız kuvveti, hatta bütün Fransız milleti seni kıramaz. Buna emin ol ve yürü. Evliya Çelebi'nin kalabalık bir cemaate sahiptir dediği bu Ulu Cami'de 28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş'ın kaderini değiştiren müthiş bir hadise yaşandı. Kalede Türk bayrağının yerinde Fransız bayrağının dalgalandığını gören Maraş halkı camiyi tıklım tıklım doldurmuştu. Bismillah. Hutbeyi okumak için minbere çıkan Rıdvan Hoca'nın hürriyeti olmayan bir milletin cuma namazı kılması caiz değildir sözü Maraş halkını galeyana getirdi ve hep birlikte Allah Allah diyerek kaleye hücum ettiler. Bayrak hadisesinden sonra Ulu Cami, daha organize mücadele edebilmek adına kurulan Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de merkezi olmuştur. 145, 146, 147, 148, 149, 150. Evliya Çelebi, Maraş camilerinin toplam 39 mihrap olduğunu ve de bunların en büyüğünün çarşı içindeki uzunluğu 150 ayak olan Ulu Cami olduğunu söyler. Maraş'ın kurtuluşunda önemli bir yeri olan kale, Evliya Çelebi'ye göre Sultan Süleyman devrinde imar edilerek bugünlere geldi. Tarihi Hititlere kadar uzanan bu yığma kale için Evliya Çelebi, Maraş'ın tam orta yerinde küçük ama güzel bir kalede diye bahsediyor. Maraş Kalesi'nin şahit olduğu en önemli tarih ise muhtemelen 28 Kasım 1919'dur. Kahraman Maraş halkı silah gücüyle indirilen bayrağını iman gücüyle tekrar göndere çekerek gölgesinde cuma namazını burada eda ettiler. Kendini kurtaran şehir destanı, uzun oluk önünde sütle yazılmaya başlandı. Maraş'ın kurtuluş hareketini başlatan ilk kurşun, Sütçü İmam tarafından burada atıldı. Sütçü İmam'ın kabri, Evliya Çelebi'nin bahsettiği Bektutiye, Çınarlı Camii'nin bahçesinde bulunuyor. Müzik
Cahit Zarifoğlu, Maraş çarşılarını diğerlerinden ayıran farkı işaret eder bir şiirinde. Yasin okunan, tüsü tüten çarşılardan geçerdi. Hayırlı işler. Efendim hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hay hay. Çok teşekkürler. Eyvallah. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, teşekkürler. Aman Allah'ım. Bakır cennetine geldim galiba. Eskiden Selçuklu döneminde ve Osmanlı döneminde evet. Saygı ön planda olduğu için kaynana geline küstüğü zaman bunun kulpunu kırıyor efendim, getiriyor. Eskiden her evde ocak olurdu. Ocağın ortasına getirir koyar efendim. Gelin anlıyor ki kaynanayı küstürmüşsünüz, ocaktan alıyor, kulpunu kırıyor. Türk kahvesini yapar, kaynanaya getir, ikramda bulunur. Buzlar erir efendim. Müthiş bir zarafet ve incelik var. Evet. Şuna bakar mısınız? Bir tane benim eve de lazım. Hemen hediye edelim efendim. Efendim buyurun, Türk kahvemiz. Oo, çok buyurun teşekkürler. Efendim. Maraş'ta sanat ve sanatçılar namütenahi. Selamünaleyküm efendim. Selamlar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz? Çok güzel, muhteşem şeyler. Beş kuşaktır. Evet. Osmanlı'nın Selçuklu'dan bu yana, Hun İmparatorluğu, Cengiz Han'dan, Oğuz Doğu'ndan bu yana yapılan, giyilebilen bir Osmanlı çarı yapıyoruz. O zaman Evliya Çelebi döneminden de size çarık vardır. Tabii. Evliya Çelebi döneminden bizdeki çarık ilk giyilen. Ham çarık dediğimiz. Suda, çamurda, çeltik tarlalarında, köyden Allah şehire Allah. Giderken giyilen, evet. Kışın kıl çorapla giyilen, evet. Hakiki tabaklama süreci çıkan bir ham çarık. Yaşları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. Ciddiyim. Yalnızları birleştirir. Kırk derde deva. Bu kadar yalan da bedava. O zaman ver bir tane. Vereyim efendim. Allah Allah. Rengarenk. Şuraya bakar mısınız? Hangisi gençleştiriyor? Ben ondan istiyorum. Oo. Çok teşekkürler. Afiyet ellerinize olsun sağlık. Hayırlı işler. Eyvallah. Tarihi Maraş çarşılarında köşkerlik, bakırcılık, keçecilik gibi geleneksel el sanatları hala yoğun bir şekilde icra edilmektedir. Bu şehrin dünyada meşhur olmuş bir sanat dalı da kuyumculuktur ve Türkiye'nin altın şehri olarak bilinir. Ne kadar güzel, çok ince işler, hiç görmediğim bir model bu. Bu Kahramanmaraş bulması, evet. Daha doğrusu Maraş bulması, sadece Maraş'a ait bir modelimiz. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız bu modeli. Her çok şey güzel. Tek tek el işidir. Evet. Özel olarak işlenir. Evet. 30 gramdan 230 grama kadar her gramajda bulabilirsiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür maşallah. Ederim. Hayırlı işler efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Eyvallah. Beyler, buradan Balahoy beyler, yürek Suudi beyler, balı maya. Su içeceğinize mayam için beyler, bu mayam içiler beyler. Buradan Balahoy beyler, balı maya. Allah Allah. Vay be. Vay gel da içme bundan, gel. Vay maşallah. Balı maya. Allah Allah, müthiş bir şey bu. Evet. Serinletiyor, ferahlatıyor. Ne demek ya bu, balı mayam. İçinde yedin yavrular, balı mayam. Ellerinize sağlık. Sağ borcumuz ol. Ne kadar? İkramdır, sağ ol. Öyle mi? Sağ Allah ol. Razı olsun. Sizden de efendim, eyvallah. Bismillah. Cevizi ile meşhur Kahramanmaraş'ta ceviz ağacı oymacılığı da önemli bir sanat dalı. Selamlar, kolay gelsin. Tamam. İşte. Hoş geldiniz. Hoş ne kadar güzel bir beşik bu. Evet. Sizin imalatınız? Tabii, Kahramanmaraş'ın imalatı. Fevkalade. Fakat Kahramanmaraş'ın ben daha enteresan, meşhur olan bir şeyini duydum böyle şifreli bir... Şifreli bilmece kutu. Maraş'ın meşhur bilmece kutusu. Var mı sizde onlar? Var efendim. Var. Bakalım. Allah Allah. Anahtar sesini duydum ama evet. Ne taraftan geliyor onu bilemiyorum. Fazla yormayalım. İsterseniz biz gösterelim. Lütfen.
Anahtarı da şu kenardaki hamgayı çekiyoruz. Evet. Bunun altında bir parça daha var. Bunu çekiyoruz. Evet. Buradan anahtarını buluyoruz. Sonra kilit açaraktan sandığımızı açıyoruz bir şekilde. Müthiş bir şey. Evet. Bir de size sehpamızı tanıtalım. Kahramanmaraş'ın tavlalı sehpa modeli. Öyle mi? Sehpamız normalde bu şekilde görünüşü oymalı. Ama burada bir gizli bölümü var. Bu şekilde kapağını alarak. Kapağın iç kısmı satranç. Sehpanın içerisi tavla. Sürpriz yapıyoruz. Bir sehpa. Evet. Çok güzel. Fevkalade. İşte Maraş çöreği. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bu sizin meşhur çörekler eskiden bayramlarda yenirdi. Ama şimdi bayram bir seyren değil. Her zaman her yerde bulmak mümkün. Evet, aslında yani. Geleneğimiz hala devam ediyor. Biz yine bayram sabahları kahvaltımızı çörekle yapıyoruz. Öyle mi? Çörekle yapıyoruz. Evet. Ama öyle bir gün oldu ki şu anda Kahramanmaraş'ta sektör haline geldi. Evet. Ve günün 365 günü bulmak mümkün. Harika. Ayrıca şu anda Avrupa Tescil Komisyonu'nca tescillendi. Avrupa Birliği Tescil Komisyonu'nca evet. Tebrikler. Artık çöreğimiz tescilli yani. Aman Allah'ım. Muhteşem bir görüntü. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir dünya çörek. Evet. Kahramanmaraş'ta kahvaltılar böyle oluyor. Allah Allah. Buyurun. Buradan başlıyoruz. Lütfen. Afiyet olsun. Sağ olun. Kahramanmaraş deyince akla gelen lezzetlerden birisi de tarhana. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, günümüzün evliya çelebisi. Faruk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, teşekkürler. Ben aslında tarhana deyince akla gelen şey çorba diye biliyordum ama burada başka şeyler de var. Siz vallahi şu anda tarhananın cennetine geldiniz. Allah Allah. Tabii, Kahramanmaraş tarhanası. Evet. Burada tüm varyasyonlarıyla var mağazamızda. Kahramanmaraş tarhanası böyle tabaka halinde incecik yapılır ve asıl amacı çorbadan öte cips yani atıştırmalık olarak tüketilmesi. Evliya Çelebi'nin karede gördüğü ve çok beğendiğim Maraş aslanı buraya gelmiş. Hala daha buralardaysa gidip bir bakacağım. Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi devasa objeleriyle herkesi şaşırtabilir. Aslan ararken bir fille karşılaşıyorum. İnanılacak gibi değil. Maraş'ta bir fil. 3500 yıl öncesine kadar bu topraklarda Maraş fili denilen bir fil türü yaşıyordu. Ve dünya üzerindeki en sağlam fosilleri Maraş'ta bulundu. Maraş'ın işgali sırasında yurt dışına kaçırılanlar dışında envanter kayıtlarına göre 30 bin obje bulunan müzede Domuztepe Höyüğü ve direkli mağara kazıları canlandırma ve sergi salonları da bulunuyor. Evliya Çelebi'nin Maraş Kalesi'nde gördüğünü söylediği bu Hitit aslanı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kahramanmaraş'ın en önemli simgelerinden biridir. Evliya Çelebi'nin gördüğü Maraş aslanıyla nihayet karşı karşıyayım. Onun tabiriyle sanki canlı gibi duruyor 3000 yıldır. Kahramanmaraş'ta 2007 yılında tesadüfen bulunan Roma dönemine ait Germanica antik kentinin eşsiz mozaikleri, kompozisyon çeşitliliğiyle kendine özgü bir karaktere sahipti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla Kahraman Maraş halkına verilen İstiklal Madalyası Büyükşehir Belediye Başkanı odasında muhafaza ediliyor. Şimdi onu görmeye gidiyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra meclis Maraş'tan milli mücadeleye katılanların listesini ister. Şehrin ileri gelenleri toplanır ve sonunda Ankara'ya Maraş'ta milli mücadeleye katılmayan tek bir fert bile yoktur cevabını verirler. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Nisan 1925'te Kahramanmaraş şehrine İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırır. Türkiye'de kişilere değil de bir şehre verilen ilk İstiklal Madalyası ve beratı. Bunu da yakinen görmek şerefine nail oldum. Şimdi Maraş'ın efsane dondurmasını tatmaya gidiyorum. Selamlar. Merhabalar. Aman aman aman. Efendim kolay gelsin. Ne teşekkür oluyor burada? Ederim. Müthiş bir sahne. Burada dondurma yapıyoruz efendim. Zat halinizin ve de bu müessesenin şanı şerefi bütün dünyayı sardı. Ben de bunun sırrını öğrenmeye geldim. Efendim tabii Kahramanmaraş dondurması yapıyoruz. Kahramanmaraş dondurmasını diğer dondurmalardan ayırt eden en büyük özelliklerden bir tanesi tamamen taze sütle yapıyor olmamız ve bir de özellikle keçi sütüyle yapıyor olmamız. Bizim dondurmamızın en büyük iki özelliği var. Bir tanesi süt, bir tanesi salep. Kabul ederseniz bir tanesi de bizim gibi usta olması lazım. Benim annem dondurmacı, babam dondurmacı, dedem dondurmacı, babamın dedesi de dondurmacı. Dolayısıyla kendi kendim bir usta sınıfına koyabilirim herhalde. Estağfurullah. 3-4 jenerasyon maşallah ve zatalarınızın evet, sayesinde bizler de tatmış olduk bu lezzetleri. Biz bu şekilde öğrendik. Bu şekilde de dondurmayı yapmaya devam ediyoruz. Eyvallah. Mesela şimdi bu dondurmayı istediğimiz kadar uzatabiliriz. Bunun uzamasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi içerisinde salep olması. Sanki birisi aşağıdan çekiyormuş gibi. Tabii efendim. Nasıl zor olacak bunu. Vay fakat çıktı. Oo müthiş. Vay. Aman ya döner kebap zannettim beyaz. İsterseniz bir de tadına baktırayım. Lütfederseniz çok sabırsızlanıyorum gerçekten. Eyvallah ellerinize sağlık. Oo. Bir dakika. Benim dondurmayı götürecektim. Harika bir şey. Süper. Wow. Bir de tadına bakayım şimdi. Üstadım sizin elinizi öpmek istiyorum. Estağfurullah efendim. Vallahi. Modern şehirleşmeye rağmen Kahramanmaraş, kendine özgü eski şehir özelliklerini korumayı sürdürüyor. Evliya Çelebi, Pınarbaşı suyunun bütün Maraş'ı ihya ettiğini ve de büyük konakların çeşmelerinde gürül gürül aktığını yazıyor. Ama hala o bence mümkün değil bu devirde. Üstadım bir bakar mısınız? Pınarbaşı'nın suları halen konaklarımızda akar. Sahi mi? Siz... Evet. Allah Allah. Yani, buyurun bakabiliriz. Konak... Maraş'ın tarihi konaklarında akar. Peki hay hay. Lütfen. Memnuniyetle. Eyvallah. Bu mu su? Yok değil bu değil. İçeride asıl çeşmemiz. Öyle mi? Allah Allah. Yani çeşmeler evin içinde, ortasında gibi neredeyse burada. Evet, tarihi konakların bir parçasıdır. Evet. Patır patır akan çeşmeleri. O dönem için buzdolabı görevi görür. Buz gibi suları vardır. Bir deneyelim o zaman. Lütfen. Bu ne güzel su böyle. Hem lezzetli hem de buz gibi. Sanki ab-ı hayat.
İnsanın yolu Maraş'tan tesadüfen geçmez. Maraş'a azmederek gidilir diyor Maraşlı yazar ve düşünür Rasim Özdenören. Şimdi Maraş'ın şair ve yazarlarıyla buluşmaya gidiyorum. Kahramanmaraş, Karacaoğlan'dan Mahzuni Şerif'e kadar aşıklık geleneğinin güçlü ve canlı bir şekilde yaşadığı mümbit bir şehirdir. Sağ ol, var ol, uzun yaşa, şeref verdiğiniz Maraş'a. Sayın Evliya Çelebi, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selam sevgi hepinize, hoş geldiniz, merhabalar. Yeni açmış bir gülü dalımdan ettiler beni, bosbağında bülbül idim, gülümden ettiler beni, bosbağında bülbül idim, gülümden ettiler beni. Bir petekte öksüzüm yoktur bıymatım, ayrıldı kemikten etim. Maraş benim memleketim, elimden ettiler beni. Maraş benim memleketim, elimden ettiler beni, elimden ettiler beni. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, ağzınıza sağlık, eksik olmayınız. Bu şairler ve de aşıklar şehri Maraş'ta olmaktan, sizlerle beraber olmaktan gurur duydum gerçekten. Kulaklarımın pası silindi. Yüreğinize sağlık, hoşçakalınız. Eyvallah, eyvallah, sağ olun. 169 yıllık tarihi Maraş Lisesi, Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan 3 yıllık restorasyonun ardından 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne dönüştürülerek Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Eskimez dostum Evliya. Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaaddin Özdenören, Akif İnan, Sezai Karakoç, Nuri Paktil, Abdurrahim Karakoç, Şevket Yücel. Adını sayamadığımız daha birçok şair ve yazarın Maraşlı olmasını tesadüfle değil, şehrin şiirli oluşuyla açıklamak gerekir. Şiir, Maraş ve Maraşlı için vazgeçilmez bir alandır. Çünkü şiir hayatiyettir. Şiirini yitirmiş bir şehir aslında şuurunu da yitirmiş demektir. Eyvah, eyvah Zakaryam, sana mı düştü büyük? Şiirli şehir Maraş yazısında avukat Yusuf Bülbül, bu yüzden Maraş'ın kurtulmuşluğu ve kahramanlığı ile şiiri, şuuru arasında doğrudan ve sıkı bir bağ vardır. Adeta şehrin süliyetinde soyut kuleler gibi yükselen şiirle ahitleşmiştir Maraş der. Nasıl oluyor da Maraş gibi küçük bir kentten bu kadar çok at bir anda ortaya çıkabiliyor? Yedi güzel adamın biri Rasim Özdenören cevaplıyor. Dışarıya doğru açılmayı ve genişlemeyi düşünmeyen Maraşlı,
içe ve kendine doğru derinleşmede mesafeler kat etmiştir. Bütün gün Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezerek gönlümü doyurdum. Şimdi sıra midemi doyurmaya geldi. Maraş'ın geleneksel yemeklerinin sergilendiği tarihi Kocabaş Konağı'ndayım. Abo, ne oldunuz Ede? Efendim, ne oldunuz deyince bizi gururlandırdınız. Bize Maraş gibi geldiniz, biz de size Maraş gibi sunduk. Çok yer gezdim, gördüm ama böyle zengin bir sofrayı gerçekten az gördüm. Lütfen tanıtır mısınız bu muhteşem lezzetleri? Önce şehrimizin en özel başlangıçlarından ekşili çorba. Ekşi çorba olmazsa olmazlarımızdan. Tarhana çorbamız var. Pekala. Bundan sonra nereden devam edeyim? Efendim, ne tavsiye edersiniz? Burada eli böğründemiz var. Buyurun. Oo, eli böğründe. İsmi de güzel. Evet efendim. Ah. Bu ne güzel lezzet. Burada mimarlarımız var. Sömelek köftelerimiz var. Allah Allah. Burada dolma ve sarmalarımız var. Kahramanmaraş'ın yemeklerini tatlandıran, yemeklerini taçlandıran çullama var ve kayık, fıstıklı kayık böreğimiz var. Allah Allah. Şuraya bakar mısın? Bunu hayatımda ilk defa görüyorum. Efendim, çok hoş değil mi? Maraş'ın peyniriyle Maraş'ın fıstığı hepsi bir arada. Fevkalade. Afiyet olsun. Türkiye'nin en güzel doğal oluşumlarından birisi olan Ali Kayası'na gitmek yakın zamana kadar oldukça meşakkatliydi. Şimdi ise Menzelet Baraj Gölü'nün mavi suları üzerinden düzenli feribot seferleri yapılmaktadır. Sabahın ilk saatlerinde efsaneler şehri Maraş'ın serin sularında ilk efsaneye doğru yol alıyorum. Allah Allah, acaba havasından mı suyundan mı? Bana da şahillik bulaşıyor galiba yavaş yavaş. Efsaneye göre Hazreti Ali, Maraş'ın fethi sırasında küffarla cenge giderken yolu bu sarp ve yalçın kayaya düşer. Efsanelere konu olan Ali Kayası, Hazreti Ali'nin atı Düldül'ün ayak izlerinin bulunduğuna inanılan yekpare bir kayanın adı. Evliya Çelebi de Düldül süvarisi, Allah'ın aslanı Hazreti Ali'nin birkaç bin Müslüman gazi ile birlikte Maraş'a geldiği rivayet edilmektedir diye yazar. Kaptan, rüyamda görsem inanmayacağım bu efsanevi yolculuk için. Size çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Biz teşekkür ederiz Faruk Bey. Her zaman bekleriz. Hoşça kalın. Eksik olmayın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet. Eyvallah. Maraş'ta efsaneler, maceralar yola devam. Bunlar çarşıda gördüklerime benziyor. Ne
benim yanıma geldi. Niye? Sağ. Niye? Sağ çek. Allah Allah. Ne diyor bu adam ya? Hoş geldin. Allah arkadaşlarımız da buradayız. Hoş selfie de. Çekmeden göndermeyiz. Ödüm koptu. Allah elinizi versin ya. Sizi ödüm için. Hoş bulduk. Sağ olun. Hay Allah ya. Mahvoldum ya. Evliya Çelebi. Burada bir selfie yapalım. Öyle mi? Hay memnuniyetle. Harikasınız. Fevkalade. Unutulmayacak bir an oldu benim için. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Eyvallah. Efsaneler şehri Kahramanmaraş'ın Tekir Yaylası'nda bulunan Yeşil Gözgölü, suyunun kaynağı ile gizemini korumaya devam eden bir tabiat harikası. Burası Kahramanmaraş'ın tabii güzelliklerinden birisi olan Yeşilgöz. Gizemi hala da çözülememiş olan bir cennet olduğunu duydum. Bakalım beni neler bekliyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hayrola, ne yapıyorsunuz burada? Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şurada bir levha gördüm de. Evet. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Kesinlikle öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Kahramanmaraş İtfaiyesi'nin su altı arama kurtarma ekibiyiz. Öyle mi? Burada da bir eğitim dalışı yapıyoruz. Mesire alanlarında yaparız. Aynı zamanda bu Yeşilgöz çok güzel bir yer. Evet. 20 metreye kadar huni şeklinde aşağı iniyor. Hı hı. 20 metreden sonra yine derine giden bir mağara var. Allah genişçe Allah. Bir mağara ve görüntü çok güzel. Müthiş. Ben de heyecanlandım. Beni de aranızı alıp daldırabilir misiniz? Belgeniz mevcut mu? Vallahi çok eskiden, 35 sene önce falan şeyde Kızıldeniz'de dalmıştım ben. Gerekli belgesi olanlar, evet. izin alanlar sportif amaçlı da burada dalış yapabiliyorlar. Yani dalış yapabiliriz beraber. Bir başka gizemi ise yaz-kış değişmeyen suyunun rengi ve 20 metre derinlikte bile netliğini koruyor olması. Ah. Oh.
Evliya Çelebi, Maraş seyahatini anlatırken üzüm bağları ile meşhur Bertez Yaylası'ndan da bahsediyor. Buyurun, buyurun. Ne güzel üzüm bunlar. Bunlar Bertez kabarcığıdır. Evet. Yöreye özgü yetişen, Allah Allah. Tek burada olan bir türdür. Evet. Çok aşırı şirası vardır. Yani evet. Normalin kat kat üstündedir. Bu üzümle neler yapıyorsunuz? Bu üzümle pekmez yapıyoruz. Evet. Bastık, pestil, sucuk, samsa. Samsa. Evet. Bunu bu şekilde ezerek evet. Hem toprağın şerbete karışmasını sağlıyoruz. Evet. Hem de ileriden şerbet buraya atıyor. Aa. Buradan akan şerbeti alıyoruz. Evet. Mahsere dediğimiz kazana götürüyoruz. Evet. Ondan sonra bu toprakla üzümün kendi kalıntısı şerbetten ayrışıyor. Aa, evet. Buyurun. Eyvallah. Bu pestildir. Evet. Buradan şerbetten yaptığımız, şu an elimizde ürettiğimiz Allah Allah. Mevcut. Bu da bastıktır. Evet, bastık. Çok güzel bir şey. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir tepenin yamacındaki Ashab-ı Keyif adıyla tanınan mağara, Bizans devrinden beri önemli bir ziyaret yeridir. Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperest Dakyanus'un zulmünden kaçan yedi güzel adam, köpekleri Kıtbir ile birlikte bu mağaraya sığınırlar. Evliya Çelebi, bu hakir Ashab-ı Keyif'i üç ayrı yerde ziyaret ettik. Hangisi doğrudur bilmiyorum der. Ancak Maraş halkı bizim Afşin'deki mağaradan ara sıra köpekleri Kıtmir'in sesinin geldiğini duyduklarını söylerler. Dünyada ve Türkiye'de birçok mağara Ashab-ı Keyif olarak bilinse de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bu mağara sanki ibret verici o tarihi hadisenin yaşandığı yer hissini veriyor bana. Allahu alem. Şurada biraz uzanayım. Bakalım nerede ve ne zaman uyanacağım. Necip Fazıl Maraş'ı harikalar vatanı olarak tanımlar. Maraş, çocukluk günlerinden beri masalını dinlediği bir rüya alemini yeryüzüne kabul ve tasdik ettirecek şehirdir onun için. Thank you.